Merhaba. Bir önceki videoda 12 Mart darbesi ile 15 Temmuz arasındaki benzerlikleri konuşmaya başlamıştık. 12 Mart devlet taklı için, 9 Mart girişiminin nasıl bir Allah'ın lütfu olduğuna veya daha sonradan nasıl Allah'ın lütfuna dönüştürüldüğüne değinmiştik. O Allah'ın lütfu ile 15 Temmuz'daki Allah'ın lütfu arasındaki benzerlikleri madde madde sıralamıştım. Mesela MİT tarafından askeri ve sivil cuntalara sızdırılan ajanlardan bahsettik. Özellikle sivil kanattaki Madanoğlu cuntasına sızdırılmış olan Mahir Kaynak vakasını etraflıca ele aldık. Aynı zamanda silahlı gençlik örgütlerine sızdırılan ajanlardan bahsettik. Yine sivil unsurlardan, sivil cuntadan haber alan bir diğer MIT ajanının Mehmet Eymur olduğunu söyledik. Bundan bahsettik ve askeri cuntaları da bir sonraki bölüme bırakalım demiştik. Şimdi oradan devam ediyoruz. Önceki yayında bahsetmiş olduğum benzerliklerden bir tanesi neydi? Her iki dönemde de hedef gruplar yani... 9 Mart, 12 Mart için yön hareketi 15 Temmuz için de Gülen cemaatinden bahsedecek olursak her iki dönemde de hedef gruplar asker ve sivil kadrolardan oluşuyordu. Özellikle o dönemin müesses nizamları için ya da rejimleri için bu yönüyle özellikle hedef teşkil ediyordu. Sıraladığımız o maddeler içerisindeki bir diğer benzerlik neydi? Dedik ki her iki grupta da darbe yapacağına inandıkları askerler için verilmiş kod isimler vardı. Bu 9 Mart 12 Mart sürecinde de çok bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. 15 Temmuz'da da en azından bir örneğini görüyoruz. Başka örnekleri de var ama özellikle bir örnek üzerinde duracağız. Komutanlara kod isimler verilmesi. O zaman da veriliyordu. Mesela gazeteci Hasan Cemal kimse kızmasın kendimi yazdım kitabında şöyle bir ifade kullanıyor. O zaman herkesin ve her şeyin bir kod adı vardı. Çünkü her şey illegaldi. Bu çerçevede bu cuntalar kendi aralarında konuşurlarken bu askerlere verdikleri kod isimleri kullanıyorlardı ve bundan onlar da haberdardı. Mesela Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler'in kod adı Selim Bey'di. Ki bu cuntalara göre Faruk Gürler darbeden sonra kendilerine göre devrimden sonra devlet başkanı olacaktı. Bir diğer önemli isim Hava Kuvvetleri Komutanı hatta belki de Faruk Gürler'den daha önce gelir. Muhsin Batur'un kod adı da Yavuz Bey'di o da darbeden sonra başbakan olacaktı. Onlardan sonra askeri cuntaların önde gelen isimlerinden birisi de Adapazarı'ndaki 2. Tümen Komutanı Tüm General Celil Gürkan'dı ve onun kod adı da Nuri Bey'di. O da darbeden sonra başbakan yardımcısı olacaktı. Muhsin Batur'un yardımcısı olacaktı. Bir diğer önemli isim Kor General Atıf Erçıkan. O sırada Genelkurmay Plan ve Prensipler Daire Başkanı. Atıf Erçıkan'ın kod adı da Erci Bey. Bazı kayıtlara göre kaynaklara göre de Erçil Bey. Bu şekilde anılıyor. O da darbeden sonra Genelkurmay Başkanı olacaktı. Bu şekilde devam ediyor. Başka isimler de var ama özellikle en tepedeki bilinenlerden örnekler vermek istedim. Bu bize neyi hatırlatıyor? 15 Temmuz'da Hulusi Akar'a verilen kod ismi. Gülen cemaati içerisinde Hulusi Akar'dan ne diye bahsediliyordu? Halis. Halis şöyle yapacak, Halis böyle yapacak, Halis müdahale edecek, Halis darbe yapacak, Halis mektup gönderdi, Halis mesaj gönderdi. Sürekli Gülen cemaati içerisinde Hulusi Akar'dan Halis diye bahsediliyordu. Bu bağlamda sıralamak istediğim bir diğer benzerlik de tedbir. Şaşırmayın 12 Mart sürecinde daha doğrusu o 9 Mart diyelim biz. 9 Mart sürecinde sivil juntalarda da tedbir had safhadaydı. Gülen cemaatinde de 15 Temmuz öncesinde hatta başlangıcından beri var olduğundan beri tedbir en ön saflarda. Bunu zaten biliyoruz ama 9 Martçılar için de bir örnek vereceğim. Yine Hasan Cemal ile başlayayım. Şöyle anlatıyor kitabında 1970 yazı olabilir. Oradaki 30 Ağustos tayin terfileri gazetelerde yeni yayınlanmıştı. Ben de bu haberi okurken bana yabancı olmayan bazı subay isimlerinin altını bu arada Aydın Paşa'nınkine de çizmiştim. Aydın Paşa dediği Aydın Kırışoğlu o zamanki mürtet olarak bilinen bugün Akıncı Üssü diye bildiğimiz Üssün komutanı. Onu işaretlemiş Hasan Cemal. Diyor ki Doğan Bey görünce yani Doğan Avcıoğlu yön hareketinin lideri doğal olarak da o zamanki sivil cuntaların da lideri en önde gelenlerden birisi Cemal Madanoğlu ile beraber Doğan Bey görünce bozulmuş aman bunu bir daha yapma deyip gazeteyi bana hemen imha ettirmişti. Gizlilik esas da o günlerde. Özellikle dinlenme paranoyası vardı. Mesela atlayarak gidiyorum diyor ki Hasan Cemal tam sohbet koyulaşırken karşındaki birdenbire işaret parmağıyla tavanı gösterir böylece dikkat dinleniyor olabiliriz demek isterdi. Sanırım e, bu satırlar özellikle Gülen cemaatindeki birilerine çok tanıdık gelecektir. Bazılarını gülümsetmiş de olabilir. Çünkü cemaattekilerin çok aşina olduğu bir sahne bu. Buna benzer işaretlerle tavanı göstererek, omuzları göstererek, yani buna benzer sembollerle dinlenmeye karşı tedbirli olunması her zaman söyleniyor Gülen cemaati içerisinde. Ve önemli bir şey söyleyeyim. Özellikle mahrem hizmetlerde söylenen bir şey var. Tedbir hizmetin abdestidir. Tedbir hizmetin abdestidir. Ne demek bu? Biliyorsunuz abdest namazın ön koşuludur. Sizin namaz kılabilmeniz için öncelikle abdest almanız gerekir. Abdest yoksa namaz da kılamazsınız. Yani her şeyin başlangıcı ibadet anlamında abdest. Kur'an okumadan önce de abdest alınıyor. Namaz kılmadan önce de abdest alınıyor. Bir çeşit besmele gibi, bir çeşit başlangıç, ilk adım. O yüzden deniyor ki tedbir hizmetin abdestidir. Tedbir yoksa hizmet de yoktur. O derece önem veriliyor aynısına işte gördüğünüz gibi Doğan Avcıoğlu da yön hareketi de önem veriyor 9 Mart'a doğru giderken özellikle darbeye doğru giderken bir sene öncesinde tayin terfiler atamalar belli olmuş komuta kademesi şekillenmiş onunla ilgili tanıdık isimlerin altını çizen Hasan Cemal uyarıyor ve elindeki gazeteyi alıyor daha doğrusu imha ettiriyor. Burada bir benzerlik görüyoruz. Şimdi askeri cuntaları konuşacağız derken şöyle başlayalım. O o sırada çok sayıda askeri junta var fakat 9 Mart'ta hepsi birleşecektir. Tek çatı altında birleşecektir ve hepsinin üzerinde hepsinin tepesinde iki isim vardır. Biri Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, öteki de Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur. Az önce söylediğimiz Selim Bey ve Yavuz Bey. Yani ateşle barut en tepede bu ikisi var. O halde biz de buradan başlayalım. Ben öncelikle Muhsin Batur'dan başlamayı tercih ediyorum. Evet, Devlet Başkanı Faruk Gürler olacaktı darbe başarılı olsaydı. Muhsin Batur başbakan olacaktı. Ama o süreci bilenlerin çoğunun teyit edeceği üzere asıl önemli isim Muhsin Batur'du. Zaten darbenin daha doğrusu cuntanın merkezi de Hava Kuvvetleri Komutanı olduğundan özellikle Muhsin Batur öne çıkıyordu. Cuntaların daha fazla içindeydi. Mesela Doğan Avcıoğlu ile daha fazla yakınlığı olan Muhsin Batur'du Faruk Gürler'e göre. O yüzden Muhsin Batur'la başlayalım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Muhsin Batur 27 Mayıs 1960 darbesinde darbenin olduğu gün biliyorsunuz Başbakan Adnan Menderes Eskişehir'dedir ve darbe olur olmaz oradan Kütahya'ya doğru harekete geçer. Ama yolları kesilir. Bir grup asker tarafından yolları kesilir ve Menderes Ankara'ya uçakla götürülür. İşte yolunu kesen askerlerin başında Albay Agasi Şen vardır ve Muhsin Batur da ki kendisi de o sırada albaydır. Muhsin Batur da Agassi Şin'in ekibindedir ve Adnan Menderes'i alıp Ankara'ya götüren ekiptedir. Yani 27 Mayıs'ın içerisinde de var Muhsin Batur. Zaten 9 Mart 27 Mayıs'ın devamı. Bir önceki yayında da bahsetmiştim. Yarım kalan Kemalist devrimi tamamlamak üzere harekete geçiyorlar 9 Mart'ta da. Her iki süreçte de görev almış çok fazla isim var. Kesişim kümeleri var ve işte onlardan bir tanesi de Muhsin Batur. 1960'ta albay, 10 yıl sonra Hava Kuvvetleri Komutanı oluyor 1970'te ve 71 9 Mart cuntasının da en tepesindeki isimlerden bir tanesi. Fakat burada üzerinde durmamız gereken çok önemli bir nokta var. Nedir o? Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın çok tuttuğu bir isimdir Muhsin Batur. Bakın 12 Mart aklının, 12 Mart karşı darbesinin, devlet aklının en tepesindeki isimlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, MİT Müsteşarı Fuat Doğu ile beraber. Ama Muhsin Batur Cevdet Sunay'ın çok tuttuğu bir isim. Hatta zaman zaman onu askeri danışman olarak yanında tutuyor. Yurt dışı seyahatleri askeri danışman olarak götürüyor. Onlardan bir tanesi de Amerika. Şimdi 1967 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın bir Amerika ziyareti var. Oraya Muhsin Batur'u da götürüyor. Muhsin Batur orada inanılmaz bir ilgiyle karşılanıyor. Yani sıra dışı bir ilgi var. Bunları nereden biliyoruz? o seyahati gazeteci olarak takip etmiş olan Ankara gazetecileri içerisindeki en etkili isimlerden birisi olan Cüneyt Arca Yüreğin yazılarından ve kitabından biliyoruz. Cüneyt Arca Yüreğin 12 Mart kitabında mesela bundan bahsediliyor. İşte oraya Cevdet Sunay Muhsin Batur'u askeri danışman olarak götürüyor. Sonrasında da 1970 yılındaki o yaş kararlarında o terfilerde de Muhsin Batur'un Hava Kuvvetleri Komutanı olmasını sağlayanların başında Cevdet Sunay geliyor. Çünkü o zaman bazı itirazlar vardır. Muhsin Batur'un bu hırslı kişiliğiyle ilgili, agresif kişiliğiyle ilgili, hükümetlerle iyi geçinemeyebileceği izlenimleriyle ilgili birileri uyarıyor. Onu orgeneral yapmak istemiyorlar. Hava kuvvetleri komutanı yapmak istemiyorlar. Ama buna karşı çıkanlardan bir tanesi Cevdet Sunay. Demiştik ya Cevdet Sunay Muhsin Batur'u tutuyor. Garip değil mi? Size de garip gelmiyor mu? Az önce dediğim gibi Muhsin Batur Doğan Avcıoğlu'nun arkadaşlarından bir tanesi Sol liderlerinden bir tanesi ama aynı zamanda tam karşı taraftaki kadronun en tepesinde yer alan zirvesinde yer alan en azından makam itibariyle Cumhurbaşkanı olduğu için zirvesinde yer alan Cevdet Sunay'ın da gözde generallerinden bir tanesi. Bu noktada yine şunu hatırlayalım bir önceki videodan. 12 Mart'tan 14 ay önce 1970 Ocak ayındaki bir toplantıdan bahsetmiştim. MİT Müsteşarı Fuat Doğu, MİT'in Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki bir köşkünde Marmara Köşkü'nde bir toplantısı oluyor ve oraya kuvvet komutanları katılıyor, hükümetten birileri katılıyor ve Fuat Doğu darbe hazırlıklarından bahsediyor. Hatta bu sivil cuntaların askeri içerisinde de özellikle de MGK içerisinde de bağlantılarının olduğundan söz ediyor. Tam bu noktada Muhsin Batur Fuat Doğu'ya diyor ki kimmiş o kişi, kiminle bağlantıları var. Ve burada Fuat Doğu ne diyordu hatırlayalım sizsiniz diyordu gözlerinin içine bakarak Muhsin Batur'a sizsiniz o bağlantı. Ama buna rağmen o cuntalar çalışmalara devam ediyor. Muhsin Batur o sivil cuntaları yönlendirmeye devam ediyor. Onlara umut vermeye devam ediyor. 12 Mart'a kadar bir darbe yapacağı inancını hep taze tutuyor. İşte o Muhsin Batur'dan bahsediyoruz. Peki nasıl oluyor da sol cuntalar o sivil kanat Muhsin Batur'a bu kadar güvenmeye devam ediyor. Son ana kadar Peki bu size kimi hatırlatıyor 15 Temmuz'da Hulusi Akar olarak karşımıza çıkıyor işte bu Hulusi Akar'da O gece dahi bakın 15 Temmuz gecesi dahi Sabaha kadar 16 Temmuz sabah saatlerine kadar birilerinin umutlarını taze tutmaya devam ediyor Gökhan Şahin Sönmez Ateş videolarında bahsettim Yani sabaha karşı hala Gökhan Şahin Sönmez Ateş'i arayıp Cumhurbaşkanı'nın alması talimatlarını veriyor Hatta Marmaris'teki otelden ayrıldığını söylediğinde Gökhan Şahin Sönmez Ateş okluk koyuna bak oraya gitmiştir diyor. Bakın sabaha karşı 4 civarında yapılıyor bu konuşmalar bu telefon görüşmeleri. Hulusi Akar hala darbenin bir numarası olduğu darbenin başında olduğu ve bu darbenin başarıya ulaşacağı inancını, umudunu, beklentisini vermeye devam ediyor. İşte bu 45 yıl önce Muhsin Batur olarak karşımıza çıkıyor. Biraz değişik bir versiyonuyla. O zamanın Yavuz Beyi darbeden sonrasının başbakanı Muhsin Batur 9 Mart'a kadar toplantıları Hava Kuvvetlerinde yapıyor. Kendisi Hava Kuvvetleri komutanı olarak junta toplantıları ağırlıklı olarak hep orada yapılıyor. Onun karargahında yapılıyor. Zaten 9 Mart günü yapılan juntanın son toplantısında artık düğmeye basılacak. O son toplantı da Hava Kuvvetlerinde yapılıyor. 9 Mart'taki toplantı işte orada bir yandan her şey hazır deniliyor. Artık sadece düğmeye basılması kalmıştır. Ama o düğmeye basılmıyor. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç bütün komutanları topluyor. Hatta bir örneği olmayan ne olduğunu da hala tam olarak bilinmediği genişletilmiş komutanlar konseyi diye bir konseyi topluyor. Orada kuvvet komutanları var. Başka önde gelen komutanlar var. Onlarla bir araya gelip Diyor ki silahlı kuvvetler olarak hep beraber hareket edelim. Hükümeti bir muhtara verelim diyor ve o muhtura işte 12 Mart'ta veriliyor. Demirel hükümetine karşı ve sonrasında da Demirel zorla istifa ettiriliyor. MİT müsteşarı Fuat Doğu tarafından. Böylece 9 Mart sol cuntası, sol darbesi önlenirken yerine 12 Mart'ta bir karşı darbe yapılıyor sağ bir darbe yapılıyor. Fakat bunu anlamaları bir hafta sürecektir. Solcuların bunu anlaması bir hafta sürecektir. Neden? İşte bunun sebeplerinden bir tanesi de Muhsin Batur'da, Faruk Gürler'de yatıyor. Çünkü bu muhtıranın altında imzası olan komutanlar arasında Yavuz Bey, Muhsin Batur ile Selim Bey, Faruk Gürler'in de imzaları vardır. Üstelik bu muhtıra metnini kaleme alan kişi de Muhsin Batur'dur. Bunu kendisi anlatıyor. Muhsin Batur bunu söylüyor zaten. O muhtıra metnini kaleme alan kişi kendisi yani 12 Mart Muhtırasının metnini kaleme alan Muhsin Batur'un kendisi. Enteresan noktalardan birisi de şu. Yine Ocak 1970'deki MGK toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak Muhsin Batur 16 sayfalık uzun bir konuşma yapıyor MGK'da ve işte o konuşmanın özetidir o muhtıra sanki o 16 sayfayı damıtmışsınız 12 Mart Muhtırası olarak kaleme almışsınız gibi. O yüzden zaten sol sivil cuntalar özellikle ilk başta nasıl bir zoka yuttuklarını anlayamadılar. Şimdi burada soru şu. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor da Muhsin Batur bir yandan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın has adamı, askeri danışmanlığını yapıyor, onu sürekli tutuyor, onu orgeneral yapmış, onu Hava Kuvvetleri Komutanı yapmış, daha doğrusu önünü açmış diyelim. Onu hep himaye etmiş. Ve o Muhsin Batur Hava Kuvvetleri Komutanı olduktan sonra bir konuşma yapıyor MGK'da. O konuşmanın aynısı 9 Mart cuntalarına karşı yapılan 12 Mart'ın muhtıra metni oluyor. Ve o Muhsin Batur bir buçuk yıl boyunca sol cuntaları idare ediyor, yönlendiriyor. Bir darbe yapacağına inandırıyor ve darbenin lideri olacağına inandırıyor. Onları kullanıyor. 9 Mart toplantısına da liderlik ediyor. 12 Mart'taki muhtırayı da o kaleme alıyor. Bütün bunlar nasıl oluyor? Mesela bakın Cemal Madanoğlu o zamanki sivil cuntaların, sivillerin lideri Cemal Madanoğlu. Zaten 12 Mart'tan sonra tutuklamalar başladığında mahkemedeki davanın adı Madanoğlu davası olacaktır. İşte o Cemal Madanoğlu yıllar yıllar sonra 2000'e doğru dergisi için Doğu Perinçe'ye bir röportaj veriyor ve orada diyor ki Ben sonradan öğrendim asıl teşvikçi Muhsin Batur, Faruk Gürler'i işliyor yani kara kuvvetleri komutanı Selim Beykot, Faruk Gürler'i işliyor. Gürler normalde çekingen yapıda bir kişi en sonunda peki diyor yani... Faruk Gürler'i de ikna eden kişi Muhsin Batur. Bunu kim söylüyor? Cemal Madanoğlu söylüyor. Ki bunu onun dışında o dönemin sol aydınlarından birçok kişi daha sonra söyleyecektir, yazacaktır. Ama buna karşılık Muhsin Batur kendi kitabında Anılar ve Görüşler isimli kitabında bunu şiddetle reddedecektir. Buna karşı çıkacaktır. Tabii ki doğal olarak yani kabul edecek hali yok zaten. Ama o zamanki gazetecilerin, yazarların, sol aydınların birçoğu bu konuda hemfikir. Ama enteresan olan ne biliyor musunuz? İlginç bir bilgi vereyim size. 1983 yılında Doğan Avcıoğlu vefat ediyor. Ve aslında kırgın, küskün bir şekilde gidiyor. Yalnız bir şekilde gidiyor Doğan Avcıoğlu. O yüzden de eşine bir vasiyeti var. Diyor ki cenazeme hiç kimse gelmesin. Kimseye haber vermeyin. Sadece böyle çok seçilmiş 3-5 kişiye haber veriliyor cenaze için. Büyük adadaki defin için. Oraya gelenlerden bir tanesi Hasan Cemal ki 5-10 kişi geliyor. Uğur Mumcu geliyor. Ve oradaki bir avuç insan içinde Başka kimler vardır biliyor musunuz? Cemal Madanoğlu ve Muhsin Batur da vardır. Sadece seçilmiş 3-5 kişinin katıldığı cenaze törenine Cemal Madanoğlu da geliyor, Muhsin Batur da geliyor. Şimdi bu noktada başka ilginç bilgiler de paylaşacağım. Fakat yine hatırlayalım. Daha önceki Cemal Madanoğlu videosunda bir isimden bahsetmiştim. Satvet Lütfi Tozan, tescilli bir İngiliz ajanı. Detayları merak edenler o videolara bakabilir. Orada ne söylemiştim? Bazı iddialar var. Satvet Lütfi Tozan Cemal Madanoğlu'nu yönlendiren kişi. 27 Mayıs'ta da 9 Mart öncesinde de Satvet Lütfi Tozan'la Cemal Madanoğlu arasında ilişki var. Cemal Madanoğlu'nu İngiltere'ye gizli bir şekilde götürüp getiren, orada birileriyle tanıştıran kişidir Satvet Lütfi Tozan. Buna benzer iddialar var. Buna benzer bilgiler var, kripto bilgiler var demiştim. Mesela bunları ortaya çıkaranların başında Mahir kaynak geliyor demiştim. 9 Mart'tan önce Madanoğlu cuntasına sızmış kişi olarak Cemal Madanoğlu'yla defalarca görüşmüş birisi olarak Mahir Kaynak Cemal Madanoğlu'nun Satvet Lütfi Tozan'ın güdümünde olduğunu ortaya çıkarmıştı. Hatta daha ilerisi şu Satvet Lütfi Tozan'ın mahkeme kararıyla vasisi olduğu ve bunun gizli tutulduğu bu mahkeme kararının dahi gizli tutulduğu iddiaları var demiştim. Bunu bir hatırda tutalım ve şunu ekleyelim. Yine orada şunu ilave etmiştim. Bir diğer iddia da Satvet Lütfi Tozan'ın eş zamanlı olarak Muhsin Batur'u da yönlendirdiği şeklinde. Yani 9 Mart'tan önce bir taraftan Cemal Madanoğlu'nu sivil cuntanın lideri bir taraftan da askeri cuntanın lideri Muhsin Batur'u yönlendirenin tescilli İngiliz ajanı Satvet Lütfi Tozan olduğu iddiaları var demiştim. Bunu da bir derkenar olarak burada tutalım ve şuradan devam edelim. Yine bir hatırlatma yapacağım. Mahir Kaynak ne diyordu? Amerika ile İngiltere bu ülkede bu topraklarda rekabet halinde. Biz bunu özellikle darbelerde görüyoruz, darbe süreçlerinde görüyoruz. Başka bir şey daha söylüyordu. 9 Mart'ın arkasında, 9 Martçıların arkasında İngilizler, 12 Mart'ın arkasında da Amerika var diyordu Mahir Kaynak. Onun temel tezlerinden bir tanesi buydu. Şimdi bir önceki hatırlattığım o bilgiyle bunu yan yana koyalım. Satvet Lütfi Tozan hem Cemal Madanoğlu'nu yönlendiriyor hem Mohsin Batur'u yönlendiriyor. Mahir kaynak diyor ki 9 Martçılar'ın arkasında İngilizler, 12 Martçılar'ın arkasında Amerikalılar vardı ve 9 Mart kaybediyor, 12 Mart kazanıyor. Cemal Madanoğlu kaybediyor ama Mohsin Batur kazanıyor çünkü son ana kadar ikili oynuyor ve bugün hiç kimsenin itiraz etmediği bir gerçek varsa o da şudur ki 12 Mart'ın arkasında özellikle azmettirici olarak diyelim Amerika vardı, CIA vardı. Bu Amerikancı bir darbeydi. Yükselen sola karşı soğuk savaş yıllarında Sovyetlere karşı Sol cuntalara karşı Amerika'nın Türkiye'de bir sol hükümet, bir sol darbe olmasını engellemek adına tertip ettiği bir karşı darbeydi 12 Mart. İşte şimdi burada tekrar geriye dönelim. 1967 yılındaki Cevdet Sunay'ın Amerika Washington ziyaretini hatırlayalım. Oraya katılanlardan birisi Muhsin Batur'du dedik. Orada aşırı bir ilgiyle herkesin dikkatini çekecek derecede Amerikalıların teveccühüyle karşılaştı dedik. Ve ondan bir yıl sonrasına gidelim şimdi. 1968 yılında Kor General olarak Hava Lojistik Başkanı ünvanıyla Muhsin Batur Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir mektup yazıyor. Bir rapor gönderiyor deniyor ama aslında bir rapor değil. Bir şikayet mektubu gibi bir şey. İçinde şikayetler var, dedikodular var, yorumlar var. Sanki babasına yazılmış bir mektup gibi. Bunu uzun uzadıya baştan sona Cüneyt Arca Yürek 12 Mart kitabında yayınladı. Ki Muhsin Batur'la 1966'da kor general olmasıyla beraber tanışmış bir gazeteci Cüneyt Arca Yürek. Biliyorsunuz daha sonra Demirel'in basın danışmanlığını da yaptı. Demirel'in yakın dostlarındandı. İşte o Cüneyt Arca Yürek o uzun mektubu yayınladı baştan sona. Burada bakın Muhsin Batur'un bahsettiği, şikayet ettiği olaylardan bir tanesi yine bir Amerika ziyaretiyle alakalı. Yalnız bunu çok özellikle dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Bir önceki gibi de değil. Bu çok bambaşka bir olay. Burada Muhsin Batur dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'i Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a şikayet ediyor. Bir sürü maddeler, örnekler sıralıyor. Onlardan bir tanesi bir Amerika seyahati. Ama bu 1967 yılındaki seyahat değil. Ondan daha önceki bir ziyaret muhtemelen ondan bahsediyor ama ben özellikle kendi cümleleriyle dinlemenizi istiyorum. Buradan okuyacağım kendi ağzından. Diyor ki: Sunaya yazdığı mektupta Amerika'ya gidecek 5 hava generalinden kurulu heyete Amerikan Yardım Grubu tarafından başkan olarak ismen benim önerilmem ve Amerika'da hatta rütbemizle bağdaşmayacak ölçüde çok iyi ve onurlu bir davranışla karşılanmamızda ki buna o sıralarda Washington Büyükelçimiz bulunan Sayın Turgut Menemencoğlu da tanık olmuşlar. Beğeni ve hayretlerini belirtmişlerdir. Amerika'da heyetimize ve kişiliğime gösterilen bu saygı ve güven nedense General Tansel tarafından iyi karşılanmamış ve kendisi bundan rahatsız olmuştur diyor Muhsin Batur. Bakın Özellikle dikkatle dinlemenizi istirham etmiştim neden? Şimdi onları vurgulayacağım. Burada Amerikan Yardım Grubu diye bir gruptan, bir kuruluştan bahsediyor. Muhsin Batur. Yıl kaç? 1968. Bu bahsetmiş olduğu Amerikan Yardım Grubu nedir biliyor musunuz? İşte o, Türkiye'nin NATO'ya girmesinden sonra kurulan Özel Harp Dairesi'nin yani bugün bazılarının kontrgerilla, bazılarının derin devlet dediği, bazılarının ergenekon dediği işte o çekirdekteki derin yapının özel harp dairesinin patronu Amerikan Yardım Grubu. Yasmet olarak kısaca kodlanıyor. Şöyle söyleyeyim bilmeyenler için. j u -S m m a t olarak kısaltılıyor. Türkçe karşılığı nedir? Şuradan hemen söyleyeyim. Türkiye'ye yardım için ortak ABD askeri kurulu. Türkçesi bu. İngilizce kısaltması yasmet, jusmat diye yazılıyor. İşte bu grup veya kuruluş neyse özel harp dairesinin patronu. Özel harp dairesi bir dönem bunların binasında hizmet veriyor. Ve paralarını da bütçesini de bunlar karşılıyor. Yani özel harp dairesinin. Özel harp dairesi tamamen gizli bir ordu. NATO konseptinde stay behind anlaşmasıyla bütün NATO ülkelerinde kurulmuş olan ordulardan Türkiye'dekinin karşılığı ve hükümetler bile bilmiyor, başbakanlar bile bilmiyor. İlk kez bunu ne zaman öğreniyoruz? 1974 yılında 12 Mart darbesinden 3 yıl sonra dönemin başbakanı Ecevit sayesinde öğreniyoruz. Çünkü bu Amerikan yardım grubu Amerikalılar parayı kesince özel harp dairesi paraya sıkışıyor ve örtülü ödenekten para almak istiyorlar. Bunun için de başbakanla görüşmeleri gerekiyor. Genelkurmay başkanıyla beraber Ecevit'le görüşmeye gidiyorlar o zamanki Özel Harp Dairesi Başkanı Kemal Yamak bir briefing veriyor Bülent Ecevit'e ve Bülent Ecevit buna kalıyor. Şok oluyor. Siz kimsiniz? Şimdiye kadar nerede faaliyet gösteriyordunuz? Şimdiye kadar paranızı kim veriyordu vesaire. Bu bu apayrı bir tartışma ama işte o örgütten bahsediyoruz. O daireden bahsediyoruz. Özel Harp Dairesi'nden. Ve onun patronu olan Yasmet Amerikan Yardım Grubu 1960'larda Muhsin Batur'u bu 5 kişilik heyete başkanlık etmesi için özellikle seçiyor. Bunlar Amerika'yı ziyaret edecekler, Amerika'ya gidecekler. Muhtemelen askeri bir program için ve Amerikan Yardım Grubu özellikle Muhsin Batur'u istiyor başkan olarak. Ve sonrasında da kendi ifadesiyle Cumhurbaşkanına yazdığı mektuptaki kendi ifadesiyle diyor ki rütbemi de çok aşacak şekilde Amerika'da taltif gördüm, taltif edildim diyor. Hatta büyükelçimizin de dikkatini çekmiş. O da beğenerek ve takdirle ifade ettiler bunu. Ama diyor ne hikmetse Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel bu durumdan rahatsız olmuş diye Cevdet Sunay'a şikayet ediyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani bilmiyorum ne derece anlatabiliyorum bunun önemini. Bana göre çok çarpıcı bir hadise, çok çarpıcı bir detay bu. Bir yandan anti-Amerikancı, anti-emperyalist, kemalist, solcu, sosyalist, tam bağımsızlıkçı juntalara liderlik ediyorsunuz, onları teşvik ediyorsunuz darbe ya da devrime teşvik ediyorsunuz. Ama bir yandan da nasıl oluyorsa Amerika, Amerikan Yardım Grubu, Özel Harp Dairesi'nin patronları sizin isminizi özellikle bir heyete başkan olarak yazıyor, yazdırıyor. Bunu istiyorlar ve Amerika'da el üstünde tutuluyorsunuz. Müthiş onore ediliyorsunuz. Neden? Bu nasıl oluyor? İkisi bir arada nasıl oluyor? Bu iç içe geçmişliği görüyor musunuz? Bu iç içe geçmiş halkaları görüyor musunuz? O zaman da karşımıza çıkıyor. Bu hep var aslında. Sadece tarihi, gerek kendi tarihimizi, gerek başka ülkelerin tarihini yeterince bilmiyoruz. Yeterince araştırmıyoruz. Aslında bunun örnekleriyle dolu. Az önceki soruyu tersten, ters çevirip bir de şu şekilde soralım. Peki nasıl oluyor da o sol devrimci juntalar, bu sivil aydınlar, Türkiye'nin o sıradaki en önde gelen aydınları bunlar. Profesörler, gazeteciler, yazarlar, anayasacılar, sanatçılar o 68 özellikle yön hareketinin içerisinde olanlar Türkiye'nin o sıradaki en önde gelen, en kaliteli, en nitelikli, en seçkin aydınları. Onlar nasıl oluyor da Muhsin Batur'a bu denli bel bağlayabiliyorlar? Onlara bu umudu nasıl veriyor? Onları nasıl bir buçuk yıl boyunca bir noktaya doğru çekiyor? Ve son anda da satıyor. Ve nasıl oluyorsa da 1983 yılında Büyükada'da Doğan Avcıoğlu'nun cenazesine katılan 3-5 kişiden birisi de o Muhsin Batur'dur. Peki bu size neyi ve kimi hatırlatıyor? Elbette bir kez daha Hulusi Akar'ı. Hulusi Akar'ı hatırlatıyor. O da son ana kadar ikili oynuyor. Bir tarafa umut veriyor. Onları bir noktaya çekiyor ve son anda satıyor. Muhsin Batur da aynısını yapıyor. Hatta işte bu noktada benim daha önce yazmış olduğum Hulusi Akar'ın yazılmamış portresi başlıklı yazı dizisinin yanlış hatırlamıyorsam ikinci bölümüydü. Hulusi Akar Amerikancı mı Avrasyacı mı başlıklı bir yazım vardı. Onu da özellikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bilhassa bu noktanın, şu son üzerinde durduğumuz noktanın daha iyi anlaşılabilmesi için bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada da şunu göreceksiniz. Hulusi Akar Amerikancımı, Avrasyacımı, İngiltereci mi, ideolojik olarak siyasal İslamcımı, Ergenekoncularıma yakın, cemaate mi yakın? Hepsinin iç içe geçtiği bir Hulusi Akar profili görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde bir Muhsin Batur profili görüyorsunuz. Ne demiştik daha önce? Türkiye'de hiç kimse aslında göründüğü kişi değildir. Türkiye'de hiçbir darbe aslında göründüğü gibi değildir. Ve hiçbir darbeci de aslında göründüğü kişi veya göründüğü gibi değildir. Bunu bir kere daha biz Muhsin Batur örneğinde görüyoruz. Hulusi Akar örneğinde görüyoruz. O yüzden diyoruz kimin eli kimin cebinde belli değil. Kim kahraman kim hain belli değil. Şimdi işte gelelim ikinci isme o da onlardan bir tanesi çünkü Faruk Gürler'e dönemin kara kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, kod adı Selim Bey, darbeden sonra devlet başkanı olması beklenen kişi. Faruk Gürler de benzer bir profil aslında. Askeri cuntaların en önde gelenlerinden birisi olan tüm general Celil Gürkan'ın bir ifadesi var mesela. Bakın onu paylaşmak istiyorum. Doğan Avcıoğlu'nun biliyorsunuz en ünlü eseri Türkiye'nin Düzeni isimli birkaç serilik kitap. O yıllarda özellikle askeri kadroları da sivil kadroları da bürokrasiyi de çok etkilemiş. Birçok kişinin yön hareketine, devrim hareketine, Doğan Avcıoğlu'na katılmasına sebep olmuş kitap Türkiye'nin düzeni. Celil Gürkan diyor ki bu kitaptan bahsederken Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'in bu kitabı okumayan subayı eksik sayarım" dedi. Celil Gürkan Faruk Gürler'in ağzından bunu paylaşıyor ve bu bir yerde konuşulurken Doğan Avcıoğlu'nun Devrim Gazetesi'nin yazı işleri müdürlüğünü yapan Uluç Gürkan diyor ki ama hareketi de o sattı yani Faruk Gürler. Bir yandan Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni isimli kitaplarını okumayan subayı ben eksik sayarım diyen Faruk Gürler bir yandan da bizi sattı diyor Uluç Gürkan. Ama burada şunu hatırlatmalıyım. Bakın Muhsin Batur'da Faruk Gürler'de aslında bu cuntaları organize eden, örgütleyen kişiler değil. Bu organizasyonu, bu örgütlenmeleri yapanlar başkaları. Mesela onlardan bir tanesi işte Celil Gürkan. Bir diğeri az önce adı geçti Mürtet yani Akıncı Üssü Komutanı Aydın Kırışoğlu. Başkaları da vardı. Şimdi tek tek sıralamaya gerek yok. Asıl organize eden, örgütleyenler bunlar askeri cuntaları. Ama Batur ve Gürler'e de bir rol biçilmiş. Onlar aslında en son o rollerini oynayacaklar. Gelip liderlik edecekler. Bundan haberdarlar ama. Bu, bu önemli bir nokta. Onlardan bağımsız ve habersiz olarak bu askeri cuntalar onların adına bir darbe hazırlığı içerisinde değiller. Onların bilgisi var, onların himayesinde oluyor bu toplantılar. Onlara görev verilmiş biri devlet başkanı olacak, biri başbakan olacak. Ama onlar en tepede. En son gelecek bu cuntalar onların altında birleşecekler. O zamana kadar bunlar aslında hep ikili oynuyorlar. Birazdan başka detaylar da paylaşacağım. Bunu çıplak bir şekilde göreceksiniz. Hep ikili oynuyorlar. Son ana kadar. Yine burada bu bize neyi ve kimi hatırlatıyor? Yine tabii ki Hulusi Akar'ı hatırlatıyor. Son ana kadar ikili oynayan Hulusi Akar'ı hatırlatıyor. Ben görünmeyin kralın emriyle hareket ettim diyen Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in o savunmasını hatırlayalım. Ne diyordu? Kendimi William Wallace gibi hissediyorum. Kendi kralı tarafından ihanete uğramış William Wallace gibi hissediyorum. Kimdi o kralınız? Görünmeyen bir kralın emriyle hareket ettim ve o bize ihanet etti diyorsun. Kimdi o? Mahkemede söylemiyordu ama kastettiği kişi Hulusi Akar'dı. Nitekim bununla ilgili de çeşitli yayınlar yapmıştım. Hulusi Akar'ın Gökhan Şahin Sönmez Ateş'e verdiği emirlerden, Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi derdest etme görevini ona vermiş olmasından bahsetmiştim. Oralara tekrar bakılabilir. İşte burada da Faruk Gürler gibi, Muhsin Batur gibi bir kere daha Hulusi Akar'ı görüyoruz. Mesela bir başka örnek daha vereyim. Tam o sırada olaylar çok sıcakken Doğan Avcıoğlu dışarıda bir cadde üzerinde Erol Bilbilik'le buluşuyor. Binbaşı ki o da 27 Mayısçılardandır. 27 Mayıs darbesini yapanlardan birisidir Erol Bilbilik. Burada da var 9 Mart cuntası içerisinde de Erol Bilbilik Doğan Avcıoğlu ile buluşuyor. Bir cadde üzerinde buluşuyorlar telaşlı bir şekilde ve orada işte Doğan Avcıoğlu Erol Bilbilik'e diyor ki: "Faruk bizi sattı." Yani Faruk Gürler. Bunu da Erol Bilbilik kendi kitabında anlatıyor. Öncesiyle sonrasıyla 9 Mart 12 Mart süreci isimli bir çeşit anı kitabında Erol Bilbilik anlatıyor bunu. Faruk bizi sattı diyor Doğan Avcıoğlu. Yani gördüğünüz gibi aslında satan satana. Muhsin Batur da satıyor, Faruk Güller de satıyor. Böylece ne oluyor? İşte 12 Mart karşı darbesi yapılıyor. Ama son ana kadar ne diyoruz? İkisi de beklentiyi sürdürüyorlar. Mesela bir örnek, bir tane daha örnek vereceğim şimdi size. Adı çok geçti. Celil Gürkan'ın 12 Mart'ta 5 Kala isimli kitabında şu soruya cevap veriyor. Kendisine hep sorulmuştur. Neden harekete geçmediniz? 9 Mart günü aslında düğmeye basılabilirdi ve sen harekete geçseydin, sen talimatı verseydin bu iş olabilirdi gibi eleştiriler olmuş. Onunla ilgili Celil Gürkan şöyle diyor. Evet o sırada eldeki kuvvet yeterliydi. Ankara içindeki ve dışındaki birlikler yukarıdan bir haber bir işaret bekliyorlardı. Aslında devamında da enteresan cümleler var ama uzatmak istemiyorum. Burada neyi görüyoruz işte yukarıdan hep bir işaret bekledik. O işareti kimden bekliyorlar? Yukarısı neresi? Muhsin Batur ve Faruk Gürler. Orası işaret verse harekete geçecekler. Yine Celil Gürkan'ın kitabından anlıyoruz ki bakın. Hava kuvvetleri karargahında silahlarıyla hazır bekleyen askerler vardır. Emir bekliyorlar. Darbe için harekete geçecekler. Ama bu işaret gelmeyince ve onlara birliklerinize dönün emri verilince hepsi çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Hatta hayal kırıklığından öte daha doğrusu şaşkınlığa uğruyorlar. Neden ki diyorlar, anlayamıyorlar olan biteni. İşte bu noktada belki 15 Temmuz'la arada bir fark görülebilir ki daha sonra bu farklarla ilgili de bir video yapacağım. 15 Temmuz'da bu söylenmiyor. Hadi birliklerinize gidin denmiyor. Tam tersine harekete geçiriliyorlar. Tam tersine çekiliyorlar. Birliklere çekiliyorlar, sahaya çekiliyorlar. Neden? Çünkü bu sefer plan farklı. Bu sefer onların çıkması gerekiyor. 9 Mart'taki şartlar başka, 15 Temmuz'daki şartlar başka. Bu sefer harekete geçmeleri ve bir darbe görüntüsünün oluşması gerekiyor. Bir darbenin başlaması gerekiyor. O yüzden tam tersi yönde bu askerler sahalara ve birliklere çekiliyorlar, karargahlara çekiliyorlar. Bir başka örnek daha vereceğim. Şimdi bu noktada Tu Amiral ve Bilget. O da 27 Mayısçılardan. 27 Mayıs sabahı Cemal Gürsel'i İzmir'den Ankara'ya getiren kişi Biliyorsunuz Cemal Gürsel normalde darbenin lideri değil. Ama üst rütbeli generaller, amiraller o sırada henüz daha tu general seviyesinde olan Cemal Madanoğlu'nun emri altına girmeyeceği için bunu reddettikleri için daha üst rütbeli bir komutan istedikleri için Cemal Gürsel İzmir'den kaldırılıp getiriliyor Ankara'ya ve darbenin başına geçiriliyor. Daha sonra da Cumhurbaşkanı yapılıyor. İşte onu Cemal Gürsel'i İzmir'den alıp getiren kişi Vedi Bilget. 9 Mart'ta da askeri cuntaların içerisinde bu sefer Deniz Kuvvetleri ayağında oradaki sorumlulardan bir tanesi. O da Girdap isimli bir kitap yazdı yine bu konularla alakalı ve kitabında Muhsin Batur'la Faruk Gürler'in aslarını bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onları bir yola soktuğunu, darbeye inandırdığını ve en sonunda da son anda da saf değiştirip onları sattığını anlatıyor. Vedi Bilget de bunu yazıyor bu ikisinin kendilerini yüzüstü bıraktığını söylüyor. Şimdi bunlarla sınırlı değil tabi. Bir başka önemli isme daha gideceğiz. Kor General Atıf Erçıkan. Bu da çok çok önemli bir rol oynuyor. Ki sivil cuntacıların Erci Bey veya bir başka kayıtta Erçil Bey kod adını verdikleri kişidir. Sonrasında zaten Genelkurmay Başkanı olacaktır darbeden sonra. Şimdi gelin biraz da Atıf Erçıkan'a bakalım. O da NATOcu generallerden bir tanesi. Amerika'da görev yapmış. Washington'daki NATO Askeri Komite Karargahında görev yapmış. 3. Ordu İstihbarat Başkanlığı yapmış ve 12 Mart'tan önce de kısa bir süre öncesine kadar da Brüksel'de NATO görevinde. Peki onun önemi nerede? Onun önemi şurada. Mahir kaynak nasıl ki sivil juntaların içerisine sızdırılmıştı. Atıf Erçıkan da bu askeri cuntaların içerisine sızdırılmış kişi. Mahir kaynak nasıl ki sivil junta toplantılarını kayda alıyordu ve bunu mite ulaştırıyordu, Atıf Erçıkan da askeri junta toplantılarını kayda alıyordu ve bu kayıtları Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç'a ulaştırıyordu. Aynı yöntemlerle o da üzerine bir kayıt cihazı bağlıyordu, o da üzerine kalın kalın paltolar geçiriyordu ama o zamanın teknolojisine göre kısa bantlardı bunlar ve sık sık değiştirilmesi gerekiyordu. O da bu toplantılarda sık sık tuvalete gidiyordu ve tuvalette bu kasetleri değiştiriyordu ve sonra tekrar gelip junta toplantılarını kayda almaya devam ediyordu. Bu şekilde birçok toplantıya hepsini kayda aldı ve memduh tam ulaştırdı. Hatta toplantılarda dikkat çekiyor ya niye bu kadar sık tuvalete gidiyor diye. O da yaşlı olduğu için ve prostatını gerekçe göstererek prostatım var diyerek bunu geçiştiriyor ve tuvalete gidip kasetleri değiştirip geliyor. Atıf Erçıkan böyle bir profil. Ve tıpkı Mahir Kaynak gibi o da öyle bir güven kazanıyor ki öyle bir güven telkin ediyor ki darbeciler onun darbenin lideri olacağına ve o olmadan kendilerinin harekete geçmemesi gerektiğine inanıyorlar. Böyle konuşuyorlar. Yine bir örnek vereyim. Bir gün Mahir Kaynak, Hıfsı Kaçar'a ki hatırlayacaksınız Hıfsı Kaçar Cemal Madanoğlu'nun yeğeni ve Madanoğlu cuntasının önde gelenlerinden bir tanesi. Cemal Madanoğlu'nun en çok güvendiğim 3 kişiden biri dediği Hıfzı Kaçar bir diğeri de zaten Mahir Kaynak'tır. Onlardan ikisi konuşuyor yani. Mahir Kaynak Hıfzı Kaçar'a diyor ki ya bugünlerde darbe olacağı söyleniyor benim niye haberim yok? Bak ben kelle koltukta bir mücadeleye girdim bu işe kellemi koydum bu kadar fedakarlıklar yapıyoruz ama olanlardan haberim yok. Bu haksızlık niye söylemiyorsunuz dediğinde Hıfzı Kaçar ne diyor biliyor musunuz? Askeri darbeyi yönetecek olan Kor General Atıf Erçıkan halen İzmir'de. Darbe bugünlerde olacak olsa onun İzmir'de işi ne? Bunlar rivayet, harekat gününü en önce öğreneceklerden birisi sensin diyor Mahir Kaynağı. Yani tam bugünlerde olmayacak boşuna endişelenme diyor. Çünkü darbenin lideri olacak kişi Kor General Atıf Erçıkan bugünlerde İzmir'de diyor. O derece güven telkin etmiş. Ona da Mahir Kaynak gibi o derece inanıyorlar. Bakın o Atif Erçıkan 9 Mart'tan bir gün önceki 8 Mart'taki bir toplantıda bile bu sefer bir anahtarlığın içine konulan bir mikro kayıt cihazıyla kaydediyor. 8 Mart'ta kaydediyor ve anında Memduh Tamaç'a ulaştırıyor. Diyor ki bunlar harekete geçiyor. Memduh Tamaç da Gece yarısı Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın yanına gidiyor ve orada bazı kararlar alıyorlar. Atıf Erçıkan'dan ve diğerlerinden topladıkları bütün isimleri listeliyorlar. Bu cuntaya katılan askerlerin hepsini listeliyorlar ve hepsiyle ilgili gece yarısı kararlar çıkıyor. Tayin ve tasfiye kararları çıkıyor. Onlar ertesi gün birliklerine geldiklerinde tayin edildiklerini öğreneceklerdir. Sonrasında da 12 Mart'tan sonra da hepsi tasfiye edilecektir. İşte bu yüzden aslında bu devrimciler Atıf Erçıkan'ı kolay kolay affedemiyorlar, hazmedemiyorlar. Kısa bir süre sonra Nisan ayında 12 Nisan 1971'de evine dinamit atılıyor, evi bombalanıyor bu devrimciler tarafından, gençler tarafından. Atıf Erçıkan'dan bir şekilde intikam almak istedikleri için evini bombalıyorlar. Uluç Gürkan onunla ilgili de devrim gazetesi yazı işleri müdürü Uluç Gürkan onunla ilgili de ikili oynadı diyor. Tıpkı Faruk Gürler ve Mohsin Batur gibi. Cemal Madanoğlu da Onunla ilgili yıllar sonra yine az önce söylediğim o röportajda Doğu Perinçe'ye 2000'e doğru dergisi için verdiği röportajda diyor ki Atıf Erçıkan CIA'nin adamıydı. Muhsin Batur da onu suçluyor mesela. O da anı kitabında diyor ki 9 Martçıların her toplantısına katılıyor. Albayları tahrik edici konuşmalar yapıyor ve ertesi sabah ilk iş olarak ele alınan konuları Genelkurmay Başkanı'na rapor ediyordu. Diyor Atıf Erçıkan için. İyi e de Muhsin Batur'un kendisi de farklı değil ki. İşte onunla ilgili söylenenleri, yazılanları da az önce paylaştım. O yüzden diyorum kimin eli kimin cebinde belli değil. Kim kimdir, kim neye hizmet ediyor belli değil. Şimdi gelelim bir diğer benzerliğe. 15 Temmuz'la 12 Mart'ın benzerliklerinden bahsediyoruz ya. Bir diğeri ikisinin ortak noktası Akıncüsü. Zaten hava kuvvetleri merkez demiştik. 15 Temmuz'da da öyle ve bilhassa da Akıncüsü. 9 Mart cuntası içinde karşımıza çıkıyor. O zamanki bilinen adı Mürtet Hava Üssü ve üssün komutanı da Tu General Aydın Kırışoğlu. Devrimci gençlerin, sivil cuntaların en fazla güvendiği, bel bağladığı isimlerden bir tanesi. Gerçekten de onun çok dirayetli birisi olduğu ve eğer başına o hastalık gelmeseydi belki de hiçbirini dinlemeyeceğini, Faruk Gürler'leri ezip geçeceğini ve bu darbeyi başarıya ulaştıracağını savunuyorlar. O zamanki sol aydınlar. Çünkü ona çok çok önem veriliyor. Mesela İlhan Selçuk bir ifadesi var. Diyor ki 9 Mart'ı başlatan Aydın Kırışoğludur. İlhan Selçuk gibi Hasan Cemal'de bakın kimse kızmasın kendimi yazdım kitabında ne diyor? Aydın Paşa'nın mürtede komutan tayini bizim saflarda sevinç yaratmıştı. Çünkü Ankara'nın burnunun dibinde jet savaş uçaklarının komutanı bir darbede bütün dengeleri değiştirebilirdi. Doğan Bey beğenirdi onu. Doğan Avcıoğlu Doğan Bey'le Aydın Paşa'yı iki kez Kızılay'da Yüksel Caddesindeki bekar evimde gizlice buluşturmuştum. Apartmanın kapısında gözcülük yapmıştım. Sivil giysileriyle gelmişti Aydın Paşa. Tıpkı ne gibi yine 15 Temmuz gibi. Biliyorsunuz 15 Temmuz öncesinde de bazı askerlerle sivil imamların, mahrem imamların cemaate ait bazı evlerde veya bazı adreslerde gizli toplantılar yaptığı iddia ediliyor. Bu bizi o iddiaları hatırlatıyor. İşte Aydın Kırışoğlu Doğan Avcıoğlu'yla böyle gizli toplantılara katılıyor. Ama az önce de söylediğim gibi darbeden kısa bir süre önce kansere yakalanıyor. Bu cuntacılar için çok büyük bir talihsizliktir. Öyle anıyorlar zaten, öyle ifade ediyorlar. Bu talihsizlik olmasaydı belki de darbe başarıya ulaşacaktı diyorlar ki bence yine ulaşamayacaktı ama kendilerini öyle teselli ediyorlar diyelim. Birçok kişiye göre bu bir kırılma noktasıydı. Hatta birçoğu şunu söylüyor. 9 Mart kansere yenildi. İşte 9 Mart'ın kansere yenildi denilmesinin sebebi Aydın Kırışoğlu'nun kanser olması. Şimdi ben diyorum ya bence Aydın Kırışoğlu da olsa 9 Mart başarıya ulaşamayacaktı. Yine 12 Mart olacaktı diyorum ya. Tabi bununla ilgili gerekçelerim var ama şimdi ben kendi gerekçelerim yerine size yine buradan bir örnek vereceğim. Günzileli'nin Yarılma isimli kitabından. Günzileli de o dönemin aktif solcu devrimci gençlerinden birisidir. MDD'ci yani milli demokratik devrimcilerden bir tanesidir. Perinçek grubuyla hareket ediyordu o zamanlar. Şimdi Günzileli Yarılma kitabında diyor ki Ordu konusunda olmadık hayallere kapılmış olan MDDC hareketin bölüntülerinden hiçbirinin bu konuda uyanık bir tutum içinde olduğu söylenemez. MDDC hareketin tümü asker sivil aydın zümrenin dolayısıyla ordunun ilericiliği konusunda büyük bir illüzyon içindeydi. Bunu biraz da şundan paylaşıyorum. Benzerliklerden bahsediyoruz ya 15 Temmuz'da. Bu illüzyon neyi hatırlatıyor? Doğrusu bana cemaat içerisindeki bir grubun illüzyonunu hatırlatıyor. Öyle bel bağlıyorlar ki birilerine, bazı işaretlere, bazı isimlere, o isimlerin başında da kim geliyor? Hulusi Akar. Kahtani diyor bazıları onun için. Hulusi Sani diyorlar Halis, Halis Bey için. Hulusi Sani diyen var, Kahtani diyen var. Onun darbe yapacağına kesin olarak inanmışlar. Hulusi Akar öyle bir ilüzyon uyguluyor ki, öyle bir ilüzyon yapıyor ki cemaat içerisindeki bir grup hayran hayran onun peşinden gidiyor. Hatta mahkemelerden birisinde hakim Oğuzdik sanıklardan birisinin savunmasına halüsinasyon ismini vermesi üzerine şöyle bir espri yapmıştı. Halüsinasyon mu? Hulusinasyon mu? Hulusi Akar'a atıf yaparak. Aslında biliyor musunuz? O mahkeme başkanları falan birçoğu neyin ne olduğunu biliyor. Farkındalar. Ama emir yukarıdan geldiği için hiçbirinin bir iradesi yok. O kararları kendileri almıyor. Bununla ilgili ileride bazı yayınlar yapabilirim. Şimdiden bununla ilgili bir işaret vermiş olayım. Yani bir halüsinasyon veya hulusinasyon, bir ilizyon var. Günzileli de o zamanki solcular için, o romantik devrimciler için bunu söylüyor. Bir ilizyona kapıldılar diyor. O mededeciler aslında bir hayale kapılmışlardı, hayallere kapılmışlardı diyor. Hiçbiri uyanık değildi aslında diyor. Bu 15 Temmuz'u hatırlatıyor bana. Cemaat içerisindeki o darbeye bulaştırılmış grubu hatırlatıyor. Onlara bel bağlayanları, onlara güvenenleri hatırlatıyor. Hatta öyle ki neredeyse bir sene boyunca o iddianameler çıkana kadar, yargılamalar başlayıncaya kadar birçoğu Hulusi Akar aleyhine konuşmuyor. Çünkü Hulusi Akar'ın hala bir şeyler yapabileceğini aslında istemeden saf değiştirmiş gibi yaptığını bir plana bağlı olarak Erdoğan'ın yanında göründüğünü ama daha sonra hepsini kurtaracağını düşünüyorlar buna inanıyorlar. O derece bir ilizyona kapılmışlar. Tıpkı Muhsin Batur'ların, Faruk Gürler'in yaptığı gibi Hulusi Akar da böyle bir ilizyon yapmış. Bakın bu öyle basit bir şey değil aslında. Evet Günzileli diyor ama bakın Doğan Avcıoğlu bile ne diyor biliyor musunuz? Doğan Avcıoğlu Hasan Cemal'e biz elimizi çabuk tutamadık. Şişman da düğmeye basamadı. Yani şişman dediği Faruk Gürler. Doğan Avcıoğlu ona Selim Bey demiyor. Bazen Selim Bey diyor bazen de şişman diyor. Kilolu olduğu için. Yani Doğan Avcıoğlu bakın o kadar şey yaşanmış. Hala bazı şeyleri konduramıyor. Hala tam olarak bazı şeyleri anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Çünkü kabullenemiyor. Diyor ki biz biraz yavaş davrandık. Acele edemedik. Elimizi çabuk tutmadık. Şişman da düğmeye basamadı. Biliyor musunuz? Bunun benzerini 15 Temmuz için Hulusi Akar'a söyleyenler de var. Yani daha doğrusu Hulusi Akar için kullananlar da var. Aslında Hulusi Akar darbe yapacaktı gerçekten. İçeriden birileri ihanet etmeseydi, içeriden birileri ikili oynamasaydı Hulusi Akar gerçekten darbe yapacaktı. Ama bu ikili oynamayı gördü, ihanetleri gördü. Son anda öfkeli bir şekilde saf değiştirdi diyenler var cemaat içerisinde. Ne kadar garip değil mi? Yani ilizyon mu diyelim, başka bir şey mi diyelim? aynı amaca hizmet eden görevli kişiler mi diyelim bilemiyorum. Ama benzer şeyler karşımıza çıkıyor. Hatta burada şöyle provokatif bir soru da sorabilirim. Acaba Adil Öksüz de bu şekilde çift taraflı çalıştı da hala cemaat içerisinde birileri Doğan Avcıoğlu gibi ama bu artık affedilemez boyutta 8 sene geçti. Hala daha bunun farkına varmamış olabilir mi? Çünkü cemaat içerisinde özellikle tepelerde birilerinin Adil Öksüz aleyhine konuşturmadığını biliyorum. Adil öksüz sorulduğunda ya ona mitçi diyemeyiz, hakkına giremeyiz, emin olmadan, elimizde delil olmadan, somut bir şey bilmeden bunları söyleyemeyiz. Günaha gireriz, hakkına gireriz diyorlar. Çünkü neden? Yıllarını birlikte geçirmişler. 20 sene, 25 sene, 30 sene birlikte geçirmişler. Çok yakından tanıyorlar ve onun asla mitajını olamayacağını düşünüyorlar. Buna inanmıyorlar fakat bunu açıkça da söyleyemiyorlar. Çünkü tabana başka bir şey anlatılıyor. Tabana deniyor ki Adil Öksüz MIT'çiydi ve MIT onun üzerinden herkesi tuzağa çekti diyorlar. Ama yukarıda başka şekilde konuşuyorlar. Hatta birilerinin hala Adil ile bağlantısının olduğunu biliyorum ve bununla ilgili yazılar yazdım. Daha önce yazılarda, yayınlarda bundan bahsettim. Acaba Adil Öksüz de çift taraflı çalıştı ve birileri hala buna uyanabilmiş değil mi? Bu soruda burada dursun ve bununla bağlantılı olarak şöyle devam edelim. Dedik ya solcular ancak bir hafta sonra uyanabildi 12 Mart'tan sonra. Bunu hala kendilerinin darbesi zannediyorlardı. Çünkü muhtıranın altında Muhsin Batur'un imzası var. Faruk Güller'in imzası var. Demirel e, hükümeti düşürülmüş. Zaten amaçlardan bir tanesi buydu. E, Muhtırada reformlardan bahsediliyor. 11 reformcu... Bakan kabineye giriyor. Bunun kendilerinin bir darbesi olduğunu, muhtırası olduğunu düşünüyorlar. Ve peş peşe bu sol örgütler, sendikalar vesaire dernekler muhtırayı destekleyen bildiriler yayınlamaya başlıyorlar. Mesela bakın 14 Mart günü Cumhuriyet Gazetesi'nde devrimci kuruluşlar tutumu destekliyor başlıklı bir ilan veriliyor. Ve o ilanın altında birçok devrimci kuruluşun imzası var. Sendikalar var, Tösten, Devgenç'e kadar birçok kuruluş, meslek odası ve sendikalar destek veriyor. Altına imza atmışlar, ortak açıklama yapıyorlar. 14 Mart'ta mesela Devgenç'in o zamanki genel sekreteri Ertuğrul Kürkçü bir basın toplantısı düzenliyor ve Muhtıra'ya desteklerini açıklıyor Devgenç olarak. Yine 14 Mart'ta İlhan Selçuk Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazıyor ve Muhtıra'yı devrimci çizgide olumlu bir adım olarak nitelendiriyor. Keza Devrim Dergisi'nde Uğur Mumcu bir yazı yazıyor ve Erkekseniz Karşı Çıkın başlığını atıyor yazıya. O da destek veriyor Muhtıra'ya. O zamanın öğrenci liderlerinden Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Başkanı Bozkurt Nuhoğlu o da bakın Kırmızı Günler isimli bir anı kitabı çıkarmıştı. Kitabında şöyle diyor. Kemalist söylemle yazılmış bir muhtıraydı. Çok aldatıcı bir metindi. Üstelik emekçilerin baş düşmanı olan Demirel'e karşı verilmişti. 15 gün sonra tutuklamalar başlayınca tavrımız değişti. Aslında 15 gün sonra başlamıyor. 18 Mart'tan itibaren başlıyor tutuklamalar. Yani aşağı yukarı bir hafta sonra o zaman jeton düşüyor birçoğunda. Yine bir diğer örneği paylaşayım. Kurtuluş Kayalı Ordu ve Siyaset 27 Mayıs 12 Mart isimli kitabında şöyle diyor. 16 Mart'ta emekliye sevk edilen general ve subayların da içinde bulunduğu bu grup ordunun bir bütün olarak hareketini amaçlamıştır. En yüksek makamlardaki komutanların aykırı düşünceleri olabileceği de düşünülmemiştir. Ordunun bir bütün olarak hareket edeceği noktasında sivil aydınlar gibi askeri aydınlar da yanılmışlardır. Yani burada da bir emir komuta zinciri içerisinde bir bütün olarak hiyerarşik olarak yönetime el konulacağı beklentisi var. 15 Temmuz'da birilerinin emir komuta zinciri içerisinde darbe yapılacağını beklemesi gibi. Yine Hulusi Akar'a güvenerek. Kurtuluş Kayalı da burada birilerinin bundan emin olduğunu söylüyor. Komutanlardan emin olduğunu söylüyor. Tıpkı birilerinin 15 Temmuz'da Hulusi Akar'dan emin olması gibi. Bakın mesela Hikmet Çiçek'te Şöyle diyor. 12 Martçılar'ın gerçek yüzü hemen anlaşılamadı. Deyim yerindeyse 9 Martçılarla 12 Martçılar birbirine karıştırıldı. Bu size neyi anımsatıyor? İç içe geçmiş halkalar. Ne diyorum baştan beri? İç içe geçmiş darbeler, iç içe geçirilmiş cuntalar, iç içe geçirilmiş oyunlar ve halkalar, kesişim kümeleri, birbirine karıştırılan at izleri ve it izleri. Amaç bu zaten. O yüzden bu iç iş içe geçmiş halkaları çözmeye çalışıyoruz. O yüzden zoom inler, zoom outlar yapıyoruz. Bakın mesela yine bu emir komuta zinciri meselesiyle ilgili bir başka alıntı yapacağım. Nazlılıcak'tan. Nazlılıcak'ın 12 Mart cuntaları demokrasinin sırtındaki hançer isimli kitabında cuntacıların el yazısıyla verdikleri itiraflar var. gözaltında altında bazıları işkencelerde el yazısıyla alınmış itirafları var onların ve onların birinde şöyle diyor. Nazlılıcak kitabında paylaşmış bunu. Deniyor ki bu bir junta değildir. Başımızda Faruk Gürler ve Muhsin Batur vardı. Harekat emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilecekti. Yani biz bir junta değiliz diyor. Biz ordu içerisinde bir junta kurmadık askeri darbe için. Bize en yukarıdan aşağıya doğru bunun emir komuta zinciri içerisinde olacağı söylendi. Biz de emirlere uyurduk. Bu emirleri yerine getirdik diyorlar. Bunun aynısını biz 15 Temmuz'dan sonra da gördük. Darbeye karışanlar da, darbeye karıştığını itiraf edenler de bunu söylüyor. Mesela Gökhan Şahin Sönmez Ateş bunu söylüyor. Şükrü Seymen bunu söylüyor. Emir komuta zinciri içerisinde olacağını biz biliyorduk. Biz öyle söylendi diyorlar. Aynısını... Burada da görüyoruz işte. 9 Mart 12 Mart olayında da görüyoruz. Bir diğer benzerlik nedir? O da şu. Her iki tarafta da, her iki süreçte de herkes her şeyi biliyordu. Bakın mesela 12 Mart'tan önceki zaten Amerika biliyor. Deminden beri onu anlatıyoruz. Amerika'nın güdümünde azmettiriciliğinde 12 Mart oluyor. ABD zaten içinde o zamanın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil 12 Mart muhtırasından Amerikalıların haberdar olduğunu söylüyor ve diyor ki Amerikan sefiri bana bunu telefonda söyledi. 12 Mart'ın olacağını Büyükelçi bana söyledi telefonda diyor. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan Çağlayangil. Aynısını Mahir Kaynak da söylüyor daha doğrusu benzerini. Mahir Kaynak da 2000'e doğru dergisine verdiği röportajda 12 Mart'ı başından itibaren Amerikalıların bildiğini, sol bir darbenin yapılabileceğini normalde ancak önlendiğini ve sol kanadın temizlendiğini söylüyor Mahir Kaynak. Amerika biliyor, Sovyetler bilmiyor mu peki? Sovyetler de biliyor. Yine farklı farklı kaynaklarda geçiyor. Benzer bir olay anlatılıyor farklı versiyonlarıyla. Bir gün e, Sovyet Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Doğan Avcıoğlu'nu ziyaret ediyor. Ankara'daki bürosuna gelip bir ihbarda bulunuyor ve bir kağıdın üzerine bir not yazıyor. Ve önüne uzatıyor. Bakın dinlendiği için, dinlendiğini bildiği için Sovyet Kültür Ateşesi konuşmuyor bir kağıda not yazıyor ve Doğan Avcıoğlu'nun önüne itiyor. Notta ne yazıyor? Bahçeli evlerdeki toplantılarınız izleniyor diyor. Sivil cuntaların toplantı merkezlerinden birisi de Bahçeli evlerdeki bir evdir. Orası dinleniyor diyor. Herhalde sadece orayı mı tespit edebilmişler bilemiyorum ya da o günlerde alınmış bir bilgimi bilemiyorum. Çünkü her yer dinleniyor. Bu olaydan benzerinden Hasan Cemal'de kitabında bahsediyor ama o basın ateşesi diyor. Basın ateşesi geliyor diyor Doğan Bey'e Doğan Avcıoğlu'na bir tane transistörlü radyo hediye etti diyor. Dinlemelere karşı buralar dinleniyor. Bu dinleme frekanslarını bozar diyerek transistörlü radyo hediye etti Doğan Bey'e diyor. Sovyetler de haberdar. E İngiltere'nin haberi var. Onlar izliyor. Yani herkesin her şeyden haberi var. Ülke içinde de Cevdet Sunay'ın haberi var. Fuat Doğan'ın haberi var MİT Müsteşarı'nın. Genel Konvay Başkanı Memduh Tamaç'ın haberi var. Süleyman Demirel, Başbakan Demirel de sürekli takip ediyor aslında gelişmeleri. Çünkü Demirel'e mahir kaynak bilgisi verilmiş. Üniversiteli kod adıyla balon operasyonu adı verdiğimiz bir operasyonla Mahir Kaynak isimli bir ajanımız cuntaların içinde bilgisi verilmiş Demirel'e. O yüzden Demirel sık sık Fuat Doğu'dan bilgi almaya çalışıyor. Bazen Cevdet Sunay'dan bilgi almaya çalışıyor. Memduh Tağmaç'tan bilgi almaya çalışıyor. Mahir Kaynağ'ın yeni bilgiler verip vermediğini soruyor. Bir hareketlilik var mı diyor. Bundan dolayı sık sık Mahir Kaynağa da sorular soruluyor. Mahir Kaynak bunu kendisi anlatıyor. Demirel'in gözlerimden öptüğünü ve yeni bir bilgi olup olmadığını soruyorlardı diyor. Demirel takip ediyor. Demirel'in kendisinin 2012 yılında Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na verdiği bir ifade var. Oradan okuyayım size. 9 Mart'la ilgili şunu diyor. 9 Mart'ta toplantı var ve benim haberim var. Bu toplantılar yapılıyor. Ben Cumhurbaşkanı'na gittim. Dedim ki bir takım kokular geliyor burnuma. Cumhurbaşkanı da bana cevaben sen merak etme. Memduh Paşa onun başında dedi. Cevdet Sunay diyor ki Demirel'e 9 Mart'ta Merak etme Memduh Paşa onun başında. Memduh Paşa, Memduh Tağmaç Genelkurmay Başkanı. Diyorum ya herkesin haberi var. Aynı Cevdet Sunay'ın çok yakın tuttuğu askeri danışmanlığını yapan Muhsin Batur da öbür tarafın lideri. Oradan da haber alıyor zaten. Yani sıkıntı yok. Herkes her şeyi biliyor. Mesela e, şunu hatırlayalım. 4 Mart 1971'de 4 tane Amerikan askeri Ankara'da kaçırılıyor. Deniz Gezmişler tarafından. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu militanları tarafından 4 Amerikan askeri kaçırılıyor. Şimdi bu e, kaçırma olayı olunca ortalık bir karışıyor tabii ki. MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan herkes birbirinden bilgi almaya çalışıyor. Baskılar var, telefonlar açılıyor. O zaman Fuat Doğu Cevdet Sunay'a acil koduyla bir bilgi notu gönderiyor. Burada işte darbe hazırlıklarından bir kere daha bahsediliyor. Ve ilginçtir bakın arkasından Cevdet Sunay Memduh Tamaç'la konuşuyor Genelkurmay Başkanı'yla. Ve Memduh Tamaç diyor ki önümüzdeki salı günü ordu komutanları çağırarak kuvvet komutanları ile birlikte bir toplantı yapacağım merak etmeyin işe el koyacağım diyor ve onun önümüzdeki salı günü bir toplantı yapacağım dediği o salı günü ne zaman biliyor musunuz 9 Mart günü işte 9 Mart'ta solcular bir darbe yapacaklar o 9 Mart günü için Memduh Tamaç merak etmeyin o gün el koyacağım diyor bakar mısınız nasıl iç içe geçmiş nasıl birbiriyle koordineli birbiriyle hepsi bağlantılı neyi görüyoruz bakın çok net bir şekilde aslında kontrollü bir şekilde bir darbe yaptırıldı. Daha doğrusu yaptırılmadı. Kontrollü bir şekilde ölü doğum yaptırıldı. Sonra karşı darbe yapıldı. 12 Mart. Ve olan kimi oldu? Her zamanki gibi olan tabana oldu. Filler tepişti, çimenler ezildi. Hani diyoruz ya çok geç anlayabildiler. Tasfiye dalgaları geldi. 18 Mart'ta düğmeye basıldı. Gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler, tasfiyeler, idamlar. Ölümler var, idamlar var biliyorsunuz daha sonrasında. Deniz gezmişler. Hüseyin İnan, Yusuf Aslan bu süreçte asıldı. Peki diğerlerine ne oldu? Faruk Gürler'e ne oldu? Muhsin Batur'a ne oldu? Ne olduğunu konuşalım. Faruk Gürler hemen kısa süre sonrasında Genelkurmay Başkanı oldu. Sonra da 1972 yılında bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koydu. Faruk Gürler Cumhurbaşkanı olmak istedi. Bakın 9 Mart'a liderlik etmiş Selim Bey devlet başkanı olacak darbe başarılı olursa. Bir sürü solcu genci, gençlik hareketlerini, örgütlerini peşlerinden sürüklemiş. Sonrasında genel genelkurmay başkanı oluyor ve cumhurbaşkanı adayı oluyor. Seçilemedi gerçi. Peki Muhsin Batur? O da emekli edilse bile daha sonra senatör oluyor. Muhsin Batur senatör oluyor. O da 1980 yılında tıpkı Faruk Gürler gibi cumhurbaşkanlığına adaylığını koyuyor. Cumhurbaşkanı adayı oldu ve o da Faruk Gürler gibi seçilemedi. Ama bakın birileri çok ağır bedeller öderken, birileri ölürken, birileri işkencelerden geçerken bunlar yükseldi. Tıpkı kim gibi, Hulusi Akar gibi. Hulusi Akar ne oldu, hiçbir şey olmadı. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığına devam etti. Daha sonra da Milli Savunma Bakanı yapıldı. AKP milletvekili yapıldı. Halen meclis üyesi, komisyon başkanı. O zaman da bu juntaların liderleri zaten hepsi yargılandı ama 2 yıl içerisinde dosyalar kapandı. Hepsi beraat etti 2 yıl içerisinde. Ama bir diğer benzerliğe geliyoruz şimdi. MIT'in fişleme listeleri hemen işleme konuldu. 15 Temmuz gibi. O süreçte de MIT hepsini isim isim fişlemişti. Sendika sendika, dernek dernek, örgüt örgüt, fraksiyon fraksiyon bütün solcuları fişlemişlerdi. Onun dışında bazı sağ gruplarda fişlenmişti, bazı Kürtçü gruplarda fişlenmişti ve hepsi birden bir torbaya konularak 18 Mart'tan itibaren gözaltına alınmaya başlandılar. Dediğim gibi tutuklandılar ve işkencelerden geçirildiler. Bir sürü insanın, binlerce insanın hayatı karardı. Ve bu sayede 12 Mart Allah'ın lütfu veya 9 Mart Allah'ın lütfu hangisi için derseniz bunun sayesinde geniş bir sol temizlik yapıldı. Sol bir daha askerinin içine bakamayacak, gençlik bir daha orduyla el ele veremeyecek hale getirildi. Bir daha darbenin hayalini kuramayacak hale getirildi. Ve hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Bir sürü farklı farklı fraksiyonlara bölündüler. Farklı partilere bölündüler. Yollar ayrıldı. Ordudan yüzlerce solcu subay tasfiye edildi bir temizlik yapıldı ve yeni rejimin ihtiyaç duyduğu yasaların hepsi jet hızıyla meclisten geçti. Zaten 12 Mart'ın sebeplerinden birisi de buydu. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bazı değişiklikler yapmak istiyorlar ama yapamıyorlardı. Bunun için bir Allah'ın lütfuna ihtiyaçları vardı, bir olağanüstülüğe ihtiyaçları vardı ve bu sayede aradıklarını buldular ve jet hızıyla bazı yasalar geçmeye başladı tıpkı 15 Temmuz gibi. 15 Temmuz'un hemen arkasından rejimin sistemin değişmesi gibi. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine tek adam rejimine geçilmesi gibi ve onun dışında çıkan diğer KHK'lar gibi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gibi, yapılan geniş çaplı tasfiyeler gibi neredeyse tıp atıp birbirine benziyor. Ve dediğim gibi o zaman da filler tepeşti, çimenler ezildi diyoruz ya bakın çarpıcı satırlar paylaşacağım sizinle. Hasan Cemal yine kendi kitabında şunları söylüyor. O yüzden Devrimci gençlere kıyasla çok daha az acı çektiniz. Bunu kendi kendine söylüyor. Kendiyle konuşuyor. Zaten kitabında genel formatı bu şekilde. O yüzden devrimci gençlere kıyasla çok daha az acı çektiniz. Bir süre sonra hepiniz kendi hayatınıza döndünüz. Doğan Avcıoğlu Çamlıca Tepesi'ndeki teras katında kitaplarını yazmaya devam etti. İlhan Selçuk Cumhuriyet'teki köşesine döndü. Altan Öymen, İlhami Soysal, Ali Sirmen, Uğur Mumcu, Uluç Gürkan, Sen, Hasan Cemal hepiniz yazıya çiziye devam ettiniz. Olan bir ara size güvenen ya da bir şeyler yapabileceğinizi sanan devrimci gençleri oldu. O sırada devrimci gençler demir parmaklık arkasından sizi izliyorlardı. Atlayarak devam ediyorum. Belki de bu gençler içeriden bizleri kaybolan yıllarına ve en güzel zamanlarında yitip giden ütopyalarını ağlayarak izliyorlardı. Biliyorum bütün bunları. Bir yürek sızısı da bende ömür boyu eksik olmayacak. Deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ina'nın idam edildikleri gece içimin nasıl acıdığını unutmayacağım. O tarifsiz sözünü biliyorum. Vicdan azabıyla karışık o duyguları. Bunlardan kurtulamam diyor Hasan Cemal. Ne görüyoruz yine? Filler tepişti, çimenler ezildi ve son olarak benzerlik olarak şunu ekleyeceğim. 12 Mart, 15 Temmuz benzerliği olarak her ikisi de geniş kitlelere, geniş halk yığınlarına bu bir kumpas olsa bile, bu bir tuzak olsa bile, kontrollü darbe olsa bile, bir ölü doğum yaptırılmış olsa bile devlet eliyle her ikisi de geniş yığınlara iyi oldu dedirten süreçlerdi, iyi oldu dedirten olaylardı. İyi ki böyle oldu dedirtti sonuçlar itibariyle. Bakın bunu en iyi özetleyecek şey şimdi paylaşacağım. Daha önceki e, birkaç kere bahsettim. 12 Mart'tan 14 ay önce Ocak 1970'deki MGK toplantısında Mit Müsteşarı Fuat Doğubi briefing veriyor. Orada kurduğu bazı cümleler paylaştığı bazı bilgiler satırlar aslında her şeyin özeti. Diyor ki şu anda Türkiye'deki olayları yalnız bize mahsus, mücerret yani soyut hadiseler zinciri diye kabul etmek mümkün değildir. Malum olduğu üzere kamplar arasındaki mücadelede yani kamplar derken bu toplumsal gruplar arasındaki mücadelede veya de devletler arası soğuk savaş iki kutuplu dünyadan bahsediyor kamplar derken bu mücadelede Orta Doğu komünist blokun propaganda, tahrik ve yerleşme faaliyetlerinin sıklet merkezini teşkil etmektedir Orta Doğu. Irak, Suriye gibi komşu devletlerde Sovyet yerleşmeleri yanında Orta Doğu ve Afrika'da sosyalist olmayan ülkelerde meydana gelen bir seri ihtilaller bölgede sosyalist kampın etkisini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Lübnan'da El Fetih gerillaları, Somali, Sudan ve Libya'da sosyalist cuntaların iş başına geçmesi, Suudi Arabistan'a musallat olan Yemen, Ürdün'deki karışık durum, İran'da komünist blokla yapılan ekonomik anlaşmalarla Sovyetlerin nüfuzunun artması, Mısır'ın malum olan sosyalizmi ve her yönüyle bir Sovyet üssü haline gelmesi, Akdeniz'deki Sovyet donanması gibi vakalar, Türkiye'de sosyalist ideolojilerle çevrilmiş ve tecrit edilmiş bir ülke konumuna getirilmiştir. Sosyalizme kaydırılmış olan Orta Doğu devletlerinin hepsinde demir perde gerisi devletlerinin bu tahrikleri ve şu anda bize yaşattıkları safalar müşahede edilmiştir. Her yerde bunlar oldu diyor. Bizim etrafımız Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afrika Sovyetlerin tahrikiyle sosyalist rejimlere geçti bir biz kaldık burada diyor. Bu cuntalar başarılı olursa bu 9 Martçı yön hareketi veya diğer askeri cuntalar başarılı olursa biz de onlardan birisi olacağız. Sovyetlerin bir üssü uydusu olacağız diyor ve oradaki herkesi buna karşı koymaya çağırıyor. Zaten ne dönüyor bakın 12 Mart'tan sonra bu sayede 9 Mart sol darbesi önlendi kan dökülmedi. Parlamento kapatılmadı. Parlamento hala işlerliğini devam ettiriyor. Askeri içerisinde de çatışma olmadı, kardeş kanı dökülmedi. Emir komuta zinciri içerisinde muhtıra verildi ve aykırı düşünen bazıları da o uzantıları da tasfiye edildi ve silahlı kuvvetlerin bütünlüğü korundu. Kötü mü oldu? Fena mı oldu? deniliyor. İyi ki bu yapıldı da Türkiye Sovyetlerin kucağına düşmekten diğer Orta Doğu bazı rejimleri gibi Afrika'daki sosyalist rejimler gibi bir rejime kaymaktan kurtuldu. Fena mı oldu deniyor. O günkü sol cuntaların dışında kalan herkes bunu diyor tıpkı ne gibi 15 Temmuz gibi. Ne deniyor? Bakın eğer bu bir kontrollü darbe ise de, Tayyip Erdoğan bir tuzağıysa da, komplosuysa da iyi ki yapmış demiyor mu cemaatin dışında kalan bütün gruplar, bütün kesimler, geniş halk yanları bunu demiyor mu? Helal olsun böyle yapmışsa da iyi ki yapmış. Bu sayede cemaatten kurtulduk demiyorlar mı? Diyorlar. Bunu da görüyoruz. Yani bu yönleriyle de, sonuçları itibariyle de, oluşturduğu algı itibariyle de bir benzerlik görüyoruz. Bir sonraki bölümde ise farkları konuşacağız. Bence o da çok çok önemli. Elbette her şey tıpatıp aynı değil. Bazı farklar da var ve o farkları konuşmadan bu dosya eksik kalır. 9 Mart, 12 Mart, 15 Temmuz karşılaştırması eksik kalır. Bir sonraki bölümde de işte bunları konuşacağız. Bu farkları konuşacağız. Yine sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir yayın oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.